çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz en yakın onluk. Onar onar ritmik saymayı biliyoruz. Birlikte sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. İki basamaklı sayıların hepsi iki onluk arasındadır. Biz işte bunu belirleyeceğiz. Verilen sayının iki onluktan hangisine yakın olduğunu bulacağız. Burada 21'den başlayarak 29'a kadar olan sayıları yazdım ve hangi iki onluk arasında bunu bulalım. Bu sayılar tabii ki 20 ile 30 arasındadır. Peki sayılardan hangisi 20'ye yakın, hangisi 30'a yakın? Bununla ilgili bir kuralımız var. Tabii ki birler basamağına bakarak karar veriyoruz. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa sayı kendi onluğunda kalacak. Yani buradaki sayılarımız 20'ye daha yakın. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa kendi onluğu 20'den sonraki onluğa daha yakın olacak. 20'den sonra kaç gelir? 30 gelir. Buradaki sayılar da 30'a daha yakın. Sayıların yakın olduğu onluğu belirlemek için önce hangi onluklar arasında bunu bulalım. 45 kendi onluğu 40 ile 40'tan sonra ne gelir onar onar saydığımızda? 50 gelir. 40 ile 50 arasında. Peki yuvarlamak için, yani yakın olduğu onluğu belirlemek için ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa kendi onluğu 40'ta kalmayacak. Bir sonraki onluk 50'ye yuvarlanacak. 50'ye daha yakın. 63 kendi onluğu 60 ile kendi onluğu 60'tan sonra gelen 70 arasında. Birler basamağında 3 olduğu için kendi onluğu 60'ta kalacak. 74 kendi onluğu 70 ile 70'ten sonra gelen onluk 80 arasında. Birler basamağında 4 olduğu için kendi onluğu 70'te kalacak. 81 kendi onluğu 80 ile onar onar saydığımızda 80'den sonra gelen onluk 90 arasında. Birler basamağında 1 olduğu için kendi onluğu 80'de kalacak. 99 90 ile 100 arasında. Birler basamağında 9 olduğu için kendi onluğunda değil, bir sonraki onluk 10 onluk, yani 100'e yuvarlanacak. 100'e daha yakın. 50'ye yuvarlanan en büyük ve en küçük sayı kaçtır? Yani 50'ye yakın olan en büyük ve en küçük sayıyı belirleyeceğiz. Ortaya 50 yazdım. Sağ ve soluna doğru ilerleyeceğim. Sağ tarafa ilerlersek en büyük sayıyı buluruz. Sol tarafa doğru, yani geriye doğru ilerlersek en küçük sayıyı buluruz. En büyük için ilerlemeye başlıyorum. 51 50'ye yakındır. 52, 53, 54 50'ye yakındır. 55 bakın, birler basamağında 5 olduğunda kendi onluğundan sonraki onluk olan 60'a yakın olacak. 55 dahil olmayacak. Bu sayılardan hangisi en büyük? Tabii ki 54. En büyük sayıyı belirledik. Sıra geldi en küçüğe. Ne yapıyoruz? Geriye doğru gidiyoruz. 49 50'ye yakındır. 48, 47, 46, 45 ve 44 yazdım. Birler basamağında 4 olduğu için kendi onluğu 40'ta kalacak. 40'a daha yakın. Bu yüzden 44'ü eledik ve en küçük sayıyı da 45 olarak belirledik. Peki bunun için kısa bir yöntem göstereceğim. Yuvarlanması istenen sayıyı ortaya yazdıktan sonra sağ tarafa doğru 4 adım gidiyoruz. Sol tarafa doğru da 5 adım geriye doğru gidiyoruz. Yani biz en büyük sayıyı belirlemek için 4 ile toplayacağız. En küçük sayıyı belirlemek için de 5 çıkaracağız. Onluklara yakın olan en büyük ve en küçük sayıyı bulalım. En büyük sayı için onluğa 4 ekliyoruz. 74. En küçük sayı için onluktan 5 çıkarıyoruz. 65. 4 eklersek 94. 5 çıkarırsak 85. 4 eklersek 34. 5 çıkarırsak 25. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.